Survivor House takipçileri merhaba. Bu videomda birkaç kez sorulduğu üzere çekmeye karar verdim. Modellerin dokularının görünmemesiyle alakalı model, materyal ve dokular ile ilgili, yani tekstürler ile ilgili ufak bir anlatımda bulunacağım. Herhangi bir modelimizin ekranda düzgün bir biçimde, oyunda düzgün bir biçimde görünebilmesi için gereken belli başlı şeyler var. Belli bir yapısı var, bir düzeni var. Bunun ne olduğuna bakalım. Herhangi bir modeli, ya iskeletli veya değil, asıl görüntüsünü veren her zaman materyali ve dokularıdır. Bunu unutmamak lazım. Örnek veriyorum, elimde şu şekilde bir kutu, tahta kutu modelim var. Bunu oyun içerisinde herhangi bir noktaya koyduğumda göründüğü üzere üzerinde herhangi bir dokunun olmadığı, tek renk olduğu görünüyor. Bunu dokularını bu model üzerine aktarabilmek için yapmamız gereken işlemler şu şekilde olacak. Her modele şu an misal tıkladığım hazır olan oyun motorun içerisindekiler ya da benim kendi hazırladığım eklediğim bir modelin gördüğünüz üzere hemen şurada materyal seçildiğinde detail penceresinin altında sağ tarafta element 0 materyal kısmında materyaller vardır. Burada kendi her modelin kendi materyalini kullanmanız gerekiyor ve materyallerin de içerisinde belli başlı dosyaları belli başlı düzenlerde bağlamanız sisteme dahil etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, şu anda tahta kutum için kullanılan materyalimin ismi, kullandığım materyalin ismi Wooden Box Ultramat. Hemen şurada, yani bunu şuradan büyütece tıkladığımda Content Browser'da hangi materyal dosyası olduğunu hemen gösterecek. Görüldüğü gibi bu dosya. Ama içerisinde bunun herhangi bir doku olmadığı için şu anda bu kendisi şey vaziyette, tek renk halde. Herhangi bir görüntü özelliği taşımıyor. Materyal dosyasını çift tıklayıp açtığımızda size de genelde şu şekilde önünüze base color'a bağlı sadece herhangi bir renk gelecek. Materyal editörünü en basit anlamda şu şekilde kullanacağız. Misal sol tarafta yaptığımız değişiklikleri hemen ön izleyebileceğimiz bir 3 boyutlu sahne var. Bunu nasıl kullanacağımızı anlatayım. Normal şartlarda yapılan doku buraya stretch olarak bu küreğin üzerine gelmekte. Materyalini yaptığımız modeli seçip tekrar materyal dosyasına gelip şuradaki çaydanlığa tıkladığımızda seçili olan model buraya ön izleme penceresine gelir. Böylelikle yaptığımız doku, eğer biz modele spesifik olarak bir doku hazırlanmışsa, onun materyalini ayarlıyorsak hemen buradan ön izleme olarak görebiliriz yapılan işlemi. Şimdi bu pencere ne işe yarar? Onunla ilgili başlayalım. Burası aslında her şeyin bağlandığı nokta. Yani modele giden bütün dokular buraya bağlanır ve ayarlar önünde yapılır burada. Ya dokudan, parametrelerden sonra ya da bundan önce. Örnek veriyorum, base color dediği eskiden diffuse map olarak nitelendirilen, şu anda albedo ya da işte base color olarak kullanılan alt renk, yani ne denir, ana palettir, ana doku ismidir. Örnek veriyorum, ben buradan bu rengi, buradaki beyaz rengi griye doğru yaklaştırdım ve göründüğü üzere gri oldu. Bundan bir tane kopya aldım, metaliğe bağladım. Hemen şöyle bakacağız. Beyaza yaklaştırdığımda mat bir yüzey görüntüsü elde etti. Siyaha yaklaştırdığımda tekrar mat bir yüzey. Şöyle ışığın yansıdığı yere bakalım biraz. Evet. Metaliğe bağladığım için metaliğe bağladığım rengi beyaza yaklaştırdığımda parlak bir yüzey bana verecek. Alttaki rengin dışında yüzeyi parlak bir maddeymiş gibi gösterecek. Siyaha çektiğimde de şu şekilde metal olmayan bir yüzeymiş gibi tepki vermekte. Bunu beyaza çekelim, metalik yapalım ve bir de Rognes'a bağlayalım aynı şekilde.
Rockness'ta tam tersi sanki bir plastik parçaymış gibi tepki veriyor. Ve kapattığımızda da daha metalimsi, daha böyle parlak, yansımalı bir yüzey bize veriyor. Ortalarda yaptığımızda hafif saydam, yani yansıyan bir yüzeyimiz olacak. Şu şekilde devam ediyor. Mesela bu yansırken metaliği kapatsak ya da açsak diyelim. O zaman da böyle bir yüzey yarattı bize. Bunları farklı farklı kullanarak istediğimiz gibi istediğimiz tarzda dokular yakalayabiliyoruz. Bir de normal map var. Normal map normal şartlarda düz bir zemini yani nasıl diyebilirim kare olan bir yüzeyde sanki çok daha fazla yüzey doku detay varmış gibi göstermemize yarayan dokunun üzerine sahte gölgeler düşüren bir doku stili. Onu da birazdan göstereceğim. Bunları silelim. Şimdi elimizde zaten dokumuz var. Materyalimiz hazır. Modelimiz de hazır. Daha önceden hazırladığım dokuları buraya aktarıyorum. Şimdi normal map'i az önce tam olarak anlatamamış olabilirim. Onu şöyle göstereyim size. Base color'a renk bağlıyorum. Beyaz olarak sadece bağladım. Gördüğünüz üzere burası bembeyaz. Başka da bir detay yok. Normal map'imi de bağladığımda üzerinde görüldüğü üzere sahte detaylar oluştu. Sanki burada daha fazla detay varmış gibi gölgeler bir çeşit illüzyonla girinti çıkıntılar oluştu. Şimdi bunların üzerine şöyle bakalım. Occlusion, roughness, metallic. Occlusion, roughness, metallic. De bağladığımda yüzey yansıması mata yakın bir şey oldu. Bunlar daha önceden hazırlandı. Bir de base color'ı bağlıyorum. Gördüğünüz üzere bazı yerleri hafif parlak, bazı yerleri de mat bir tahta yüzeyin üzerine olmayan detay illüzyonları da eklendi. Ve dokum neredeyse bitti materyalim. Lakin ben bunda bir de emissivi göstermek istedim. Emissivimizin olayı da ışığın olmadığı yerlerde de ışık kaynağı gibi davranmadan parlamak. Yani etrafı ışık saçmaz ama burası parlar. Emissivimizin olayı bu. Şurada UV'nin denk geldiği yerlerde, şu kapakların üzerinde Survivor yazılarını sanki bir ışık kaynağıymış gibi parlatıyorum. Ama etrafı ışık saçmıyor. Sadece şu kısımlar parlamakta, karanlıkta bile. Ve yaptıktan sonra tabi apply diyoruz. Göründüğü üzere oyun içerisinde de çalışmıyor. Ona bakıyorum şu an. Neyse, şuradan karanlık yaptığımızda zaten demek istediğimi anlayacaksınız. Herhangi bir ışık kaynağı olması bile göründüğü üzere kendisi ışık kaynağıymış gibi parlayabiliyor. Demek istediğim kısım buydu.